3-11-2023 tarihinde Bank of America en çok hangi hisse senetlerini aldı ve Borsa İstanbul nasıl %1 oranında düştü? Bu düşüş, bakın borsadaki bu düşüş daha da yükseleceğinin habercisi. Bakın bugünün tarihini unutmayın. Şu an ben bu videoyu 24-11-2023 saat 3'ü 10 geçe çekiyorum. Tamam arkadaşlar. Bakın bankalarda Bank of America neler yaptı? 22,5 milyon mal topladı arkadaşlar. 17 milyonu kimin? KY'nin. Bakın sizlere BIST 30'da dönen dolaplardan bahsedeceğim. Bank of America neler yapıyor? Bank of America bu hisse senedinde ise, Alako hisse senedinde ise 647 bin mal topladı. 377 bin kimin? KY'nin. Bakın sırayla gidiyorum. Arçelik hisse senedinde neyi varmış bakalım. Bank of America'nın burada var mı? Burada yok. 715 binlik de satışı var. Tamam mı? Şimdi başka neler de varmış? Aselsan hisse senedine bakalım. Bu hisse senedinde ne kadar malı varmış? 823. Kim satmış? 3 milyon 280 bin KY'ye satmış. Başka hangi hisse senedinde varmış bakalım. Astor hisse senedine bakalım. BIST 30'un genelinde Bank of America var. Burada var mı? Burada yok. Bakın. BİMAŞ hisse senedinde var mı? Bunda yok. Hatta 309 binde malda satışta. Genel itibariyle bankalar topladılar. Bankalar demek ne demek? Bankalar demek ne demek? Bank of America veya da Borsa İstanbul yükselecekse neyden yükselir? Bankalarla yükselir. Tamam mı? Özellikle bankalar çok fazla topladı Bank of America. Göstereceğim şimdi sizlere. Furoto'ya bakalım. Furoto'da yok. Bakın. Garanti Bankası'na bakıyoruz. Kalıbımı koyarım ki. Bakın daha önce bakmadım. Kalıbımı koyarım. Bank of vardır. Bak. Gördünüz mü? 3 milyon KY mal sattı. Bütün bankalarda gübreye bakalım. Zannetmiyorum ama yine de bakacağım. 43 bin varmış. Başka ne varmış? Hayatım kısabilir misin onu? Hektaş'a bakalım. Hektaş'a bakalım. Burada var mı Bank of America? Yok, burada satıcılar. Bak şimdi İş Bankası kalıbımı koyarım dedim. Bak şimdi. Bunda var mı? Boşuna kalıbımızı koyduk. Ne alımda var ne de satımda var. Bakın ne alımda ne de satımda var. Şu an burada yok. İlk 5 hatta ilk 6 aracı kurumda satışta da yok. Büyük ihtimalle hatta buna şöyle bir şey yapalım. Buna şöyle bir şey yapalım. Aracı kurumda alımı diyelim. Şuradan bir tarih belirleyelim. Bir haftalıkta bakalım. 24'ü hatta ne zaman bakalım? Pazartesi gününden bakalım. Var mı burada? Burada pazartesi gününden beridir de yok. İş Bankası'nda öyle bir işlem yapmamış. Tamam arkadaşlar. Bunu da yapmamış. Tekrardan 23'ünü seçelim. Geçtik. Geçtik. Koç Holde var mı? Bunda yok. Kontör'de var mı? Bunda da çok zannetmiyorum ama bunda da yok. Özellikle birkaç bankalarda çok ciddi mal alımı var. Özellikle potansiyeli yüksek olan mesela Akbank'ın potansiyeli çok çok yüksek. Kozal'da var mıymış bakalım. Bunda da yok. Satışta hatta orada. Kardemir'e bakalım. Burada da zannetmiyorum çok fazla. Niye açmadı? Şöyle bir daha bakalım. Açmadı bunu. Tekrar bir daha deneyeceğim. Burada da yok. Bakın demir çelik sektöründe yok. Bankalarda var. Petkim'de bir miktar belki olabilir. Bakalım. Burada yokmuş. Hatta 1 milyon 900 binde mal satmış. Sasa'da zannetmiyorum. Sasa Erdemoğlu'nun artık biliyorsunuz ki spekülatif bir şey oldu. Saçma sapan hareketler yaptı. Burada yok. Bankalarda var. Bir İş Bankası'nı almamış. Şimdi Yap Kredi'ye de bakacağız. Burada var. Neyde var? Taso'da var. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta var mı? Tüpraş'ta da yok. Yap Kredi Bankası. Burada %99 vardır. Var. Ne kadarlık malı var? Bu kadarlık malı var. Ne kadarlık satmış K'ya? 29 milyon 360 bin 52 lot satmış. Bank of America ise 29 milyon 525.346 lot almış. Yani KY'nin bütün malını Bank of America almış. İş Bankası dışında bütün bankalarda Bank of America'nın malı var. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bankalarda eğer ki alım bu şekilde devam ederse mesela
ne yapmış? Akbank'ı diri tutmuş mu bu? Tutmuş. Yapı Kredi'yi diri tutmuş mu? Bak, bunu diri tutmuş. Biri bunu diri tutmuş. Yapı Kredi'yi de diri tutmuş. Peki İş Bankası'nı ne yapmış? Diri tutmamış. Ne yapmış? Düşmüş. Peki size şöyle bir şey söyleyeyim. Akbank'ı sattı. Garantiyi sattı. Yapı Kredi'yi sattı. Bunu aldı. O zaman ne olacak? İş Bankası bu süreçte çıkacak. Tamam mı? Şimdi öncelikle bu hisse senetlerini mümkün mertebe sürecek. Bu süreçte ise endekste de bakın şunu söyleyeyim. 7860 bölgesinde bir gap boşluğu var ya. O gap boşluğunu alacak. Ondan sonra bakın ondan sonra borsa hep yukarı, hep yukarı, hep yukarı, hep yukarı. Hep yukarı. Unutmayın. Hep yukarı, hep yukarı. Sonu yok. Bakın sonu yok. 12.000 seviyesine kadar Borsa İstanbul'un çıkması gerekiyor. Çıkacak da. Bunu göreceğiz zaten. Sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Bank of Amerika'da büyük ihtimalle bankalarla başlatacak bu süreci. Havacılığa sıçrayacak. Havacılıktan sonraki süreçte büyük ihtimalle Arap diyarındaki o para gelecek. Enerji sektörüne yatıracakları para var ya. O gelecek. Ondan sonra demir çelik sektörüyle beraber bir yükseliş daha yaşayacağız. Daha sonra ne olacak? Faizlerde yavaş yavaş işte düşüş olduğu zaman tabii biz bunu yılbaşından sonra göreceğiz büyük ihtimalle. Yılbaşına doğru da faizler yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Düşmeye başladığı zaman itibariyle ise GEO hisse senetleri çıkmaya başlayacak. Tamam arkadaşlar. Şimdi hani diyorsunuz ya benim Astor niye çıkmıyor? İşte benim enerji sektörüm niye çıkmıyor falan diyorsunuz ya. Ondan dolayı çıkmıyor. Hepsinin sırası var. Tamam mı? Önce bankalar. Önce bankalar. Önce bankalar.